İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Borsa kapanışı sonrası rakamlarla görünüm nasıl? Şöyle bir bakalım, sonra üzerine değerlendireceğiz. Borsa İstanbul günü 10.024 puandan kapattı. 10.000'in üzerinde kalmayı başardı diyebiliriz. Borsa biliyorsunuz bilançolar haftası bir yandan da ama büyük bir iştah da yok Borsa İstanbul'da. Özellikle küresel piyasalardaki o pazartesi günü yaşanan kriz fiyatlamalarının ardından bir parça ortalık toparlansa da temkinli hava devam ediyor diyebiliriz. Dolar TL 33.48 fiyatlamasından geçerken Euro TL 36.65 seviyesinde. Euro dolar çaprazı 1.0936'da devam ediyor. Bakalım tahvil tarafında. Evet, tahviller yukarı atmaya başladı kendini Amerika'da. Burası biliyorsunuz özellikle 10 yıllık tahvil getirisi bayağı geri çekilmişti. Şu an 3.95'e kadar gelmiş. Gün içinde 3.89'du. Ama bu çalkantı sırasında 3.60'ların altına kadar kaydığını görmüştük biz buranın. Baktığımızda 5 yıllıklar 3.79, 2 yıllıklarda 4'ün çok az üzerinde getiri eğrisinde Amerika'da. Emtia ve kripto para tarafına bakacak olursak spot altının ons fiyatı yeniden 2400 dolardı. Gram altın 2584 dolar 25 kuruş. Bitcoin yukarı doğru yönünü çevirme çabasında 60 bine gitmeye çalışan ama 57 binin kıyısında duran bir Bitcoin var. Brent petrol 78 dolar 59 sent. Amerikan tipi ham petrol ise 75 dolar 65 sent fiyatlamasıyla görünümde yerini almış diyelim ve bir Londra'ya gidelim bakalım o tarafta piyasalarda görünüm nasıl bugün gün sonu yaklaşırken, yani Ceren'le konuşacağız. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Hemen pası piyasa notları için sana atayım arpa tarafında. Yaşanan iki günün ardından üçüncü gün fiyatlamalar bize ne söylüyor? Zeynep, evet, Avrupa borsalarında yükseliş biraz daha hızlandı. Özellikle ABD borsalarının açılmasının ardından Amerika borsalarında yaşanan yükselişin etkisiyle Avrupa endekslerinde yükselişin %2'nin üzerine çıktığını görmekteyiz. Sabah saatlerinden beri zaten bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor. Bankacılık endeksine primler %3'e ulaşmış durumda. Bir taraftan da gözler aslında bilançolarda. Mesela ABN Amro güçlü bir ikinci çeyrek karı açıkladı. Hisseleri %5 oranında değer kazancıyla işlem görüyor. Commerzbank'a baktığımız zaman ise Alman bankanın ikinci çeyrek karının beklentilerin altında kalmasıyla ve sunduğu tahminlerin beklentileri karşılamamasının etkisiyle hisselerinde %4'lük bir değer kaybı söz konusu. Az önce Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Ren'den yeni açıklamalar geldi. Özellikle pazartesi günü piyasalarda yaşanan sert satış dalgasını yorumladı Avrupa Merkez Bankası üyesi ve küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan son türbülansı aşırı tepki olarak yorumladı. Bu satış dalgasının ekonominin temelleri kaynaklı olmadığını belirtti ve tatil sezonunda hem belirsizlik hem de zayıf piyasa likiditesi koşullarında piyasanın aşırı tepki verdiğini söyledi. Tabii aynı zamanda geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisini de yorumladı. ABD ekonomisinin nispeten güçlü kaldığını ifade etti. Her ne kadar istihdam verisi beklentileri karşılamamış olsa da ABD ekonomisi güçlü kalmaya devam ediyor yorumu geldi Avrupa Merkez Bankası üyesinden. Diğer tarafta veriler cephesinde biz İngiltere'den konut fiyatları verisini aldık ve hatırlayacak olursak tabii İngiltere faizleri indirmeye, faiz indirimine Ağustos ayında başlamıştı 25 bas puan ile. Bankalarda birkaç hafta öncesinden mortgage faizlerini düşürmeye başlamışlardı. Bunun net bir şekilde etkisi Temmuz ayı verisinde görüldü konut fiyatlarında. 3 ay süren durgunluğun ardından konut fiyatları Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı Temmuz ayında İngiltere'de. %0.8'lik bir artış yaşandı ve ortalama konut fiyatı 291 bin sterline yükselmiş oldu. Yıllık %2.3'lük artışa işaret ediyor. Emlak piyasasında yeniden canlanan ivme konut fiyatlarının son zamanların tabii en yüksek artışını yaşanmasına yol açtı. Londra geçen yıla kıyasla baktığımız zaman %1.2'lik artış var. Birleşik Krallık'taki en pahalı bölge olmaya devam ediyor. Peki en çok fiyat artışı nerede yaşandı diye baktığımız zaman Kuzey İrlanda gelmekte. Çünkü yıllık %6'ya yakın bir fiyat artışı söz konusu. Uzmanlar bu senenin geri devamında da fiyatlarda artışın süreceğini söylüyorlar. Özellikle mortgage faizlerinin daha da ineceği beklense konut fiyatlarındaki artışın yukarı yönlü trendinde ivmeyi devam ettireceğinin bir göstergesi. Diğer yanda biz bugün Almanya'dan sanayi üretim verisini aldık. Almanya'da sanayi üretiminde
16 ayın en hızlı aylık artışı yaşandı. Üretim Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,4'lük artış kaydetti. Böylelikle Şubat 2023'ten bu yana en yüksek aylık artış yaşanmış oldu. Yıllık bazda ise %4,1'lik bir düşüş var. Yine beklentilerden iyi. Otomobil üretim bunda etkili oldu. Yeni siparişler arttı otomobil tarafında. Fakat ihracat tarafı zayıf kalmaya devam ediyor. Grafikte de görüyoruz. Almanya'nın ihracatındaki düşüş devam etti ve Mayıs ayında aylık bazda %3,1 olan ihracat düşüşü Haziran ayında %3,4 oranında gerilemiş oldu. Hem ABD hem de Çin ekonomilerinin ivme kaybetmesi ve yeni ticari gelinlerin etkisiyle ihracata dayalı güçlü bir toparlanma için çok az umut var. Bundesbank'ın Temmuz raporunda da bu konuya dikkat çekilmişti aslında. Henüz tam olarak sanayi sektöründe ivmenin başlamadığını fakat yavaş yavaş toparlanma emareleri görüldüğünü, bunun 3. çeyrek itibariyle artık görülebileceğini ifade etmişlerdi diyebiliriz Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Araştırma masasına gidelim. Sevcan Ersözlü bizi bekliyor. Sevcan'ın notlarını alacağız birazdan. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Az önce de söyledim, bilançolar haftası ama çok da böyle iştah kabartan bir görünümde olmadığını anlıyoruz. Yani borsanın iştahının düşük olduğunu takip ediyoruz. 10.000'in çok az üzerinde kapadı ama en azından 10.000 üzerinde o psikolojik sınırda kalmayı başardı diyebiliriz. Nedir notların içeriye dair? Borsa İstanbul'da hala görece olarak risk iştahı düşük. Temmuz ayında yatay negatif kapatmıştık. Ağustos ayına kısmi olarak negatif başladık. Ama bugün endeks 10.000 endeks seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Ulaştırma endeksinin Türk Hava Yolları önderliğinde Borsa İstanbul'a en büyük katkıyı yaptığını gördük. Daha öncesinde aslında araştırmadan Burcu Kıratlı'nın yazısı vardı. Mayıs ayı ortasında yayınlanmıştı Bloomberg Business Week dergimizde. Orada da Burcu şu manşette yazısını ele almıştı. Ne Avrupa ne dünya. Türkiye'de Türkiye'de ulaştırma endeksinin yukarı yönlü hareket ettiğini yazmıştı. Dolayısıyla aslında burada yine ivme devam ediyor. Biz küresel çapta ulaştırma endekslerinde hava yolları şirketlerine negatif haber akışı gelirken Türk Hava Yolları'nda gelen beklenti üstü bilançonun aslında bugün fiyatlandığını görüyoruz. Ulaştırma endeksi %5'in üzerinde getiri sağladı tek başına. Sanayi endeksi %1,24'lük yukarı yönlü performans gösterdi. Bankacılık endeksi ise yatay negatif bir performans gösterdi. Aslında şu da var. Gelen iyi bilançolar bazen risk iştahının negatif olduğu günlerde fiyatlanmıyor. Bir miktar aslında burada bekleme alıyor borsa bu haberleri. Ama sonrasında bugün hafta ortasında hem hacmin yükselmesiyle beraber, küresel risk iştahının pozitife dönmesiyle beraber bu iyi haberler fiyatlanmışa benziyor. Türk Hava Yolları önderlik etti dedik. %6,62'lik yükselişiyle beraber Tüpraş ikinci sırada yer aldı. Tüpraş da yine beklenti üstü bilanço açıklamıştı. 5 milyar TL'lik bir net kar açıklamıştı. %3,10'luk yükseliş kaydetti bugün. Düzeltelim, 5 milyon TL'lik net kar açıklamıştı. Turkcell ise %3,12'lik yükseldi. Sabancı 2,60, Aselsan ise 3,56'lık yükselişiyle beraber Borsa İstanbul'a katkı sağladı. Endeks genelinde de 72 hissenin yukarı yönlü performans gösterdiği görece daha olumlu bir gün oldu. Yarın enflasyon raporu toplantısı Borsa İstanbul'un genel iştahı ve bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın ne kadar şahin, ne kadar güvercin, sene sonu enflasyon hedefi nerede olacak gibi soru işaretlerine cevap aradığımız bir toplantı olacak. Yabancı yatırımcıların bunu çok önemli takip ettiğini görüyoruz. Raporlardan da bunu okumuştuk. Şimdi burada beklentilerle beraber yarın bir miktar daha aslında iç piyasada da volatil bir gün geçireceğiz diyebiliriz. CDS rahatladı. 289 seviyesine geri çekildi. Bu da olumlu bir metrik olarak karşımıza çıkıyor. Tahvil getirilerine de bugün aşağı yönlü performans görüyoruz. 2 yıllıkta ve 10 yıllıkta %1,2'nin üzerinde bir geri çekilme hareketi var. Dolayısıyla iç piyasa haftanın kalanı için enflasyon raporuna ve bu akşam takip edeceğimiz aslında İş Bankası bilançosuna da bakıyor diyebiliriz. Sevcan, küresel tarafta ben şu teknoloji tarafını sana bir sormak istiyorum. Yani epey konuştuk seninle üzerine bu muhteşem yedili serisini. Orada bu son iki günde yanlış hatırlamıyorsam 1 trilyonu bulan kayıplar söz konusu. Şimdi
Bu kayıpları ne hızda telafi eder? Yani buradaki görünüm için nasıl yorumlar yapılıyor? Potansiyeli gideceği yer, alım fırsatı var mı yok mu? Yoksa oradaki hikaye bir durgunluk mu yaşıyor? Ne dersin? Evet, aslında önemli yazılar var. Şunu da ifade ediyorlar analist görüşleri. Piyasada her ne kadar ABD ekonomisi resesyon fiyatlaması gerçekleşiyor olsa da resesyon işaretleri istihdam piyasasındaki geri çekilmeden ziyade diğer metriklerde yok. Hatta Atlanta Fed'in de açıklamış olduğu CBT Now verisinden de 3. çeyrek beklentisi 2,5 seviyesinden 2,9 seviyesine de yukarı yönü revize edildi. Bütün bunlar olumlu. Bakıyoruz şimdi küresel piyasalarda teknoloji endeksi bir miktar daha sert geri çekildi. Biz baktığımızda korelasyona %1 seviyesinin aşağısına geldiğini görüyoruz. Yarı iletkenler endeksi ile S&P 500 arasındaki endeksin. Yani bu düzeltme aşırı karlılığı ve fazla pahalı teknoloji endeksinden aldı. Ama bu iki gün içerisinde, yani 2 Ağustos Cuma ve 5 Ağustos Pazartesi günü yaşanan küresel satış dalgasında ETF'lere de giriş olduğunu gördük. Biz hem QQQ isimli hem de SPY isimli iki farklı ETF'e giriş olduğunu gördük ve 5 milyar dolar seviyesine ulaştı buradaki ETF'lere girişler. Yarı iletken ETF'lerine de girişlerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da her ne kadar bir miktar kar realizasyonu gerçekleşmiş olsa da düşük seviyelerden yeniden alımla karşılaşıldığını bize gösteriyor. Bundan sonraki süreçte bir miktar daha bilanço ve şirket bazlı fiyatlamalar öne çıkacak. Bugün aslında seans notlarında işlemiştik. Supermicro isimli şirketin bilançosunun beğenilmemesi ve vadeli tarafta %13'lük düşüşü ve bugün de negatif performansıyla beraber. Dolayısıyla bilanço şirket haberleri, ürünlerin ne kadar sattıkları bu teknoloji şirketlerine daha fazla fiyatlanacak. Ama Goldman Sachs'ın da bir görüşü vardı. Hedge fonların Mart ayından bu yana yüklü miktarda aslında en büyük hisse senedi alımı gerçekleştirdiğini söylemişti. Bir miktar, biz seninle daha öncesinde yayınlarda şunu konuşmuştuk. Hedge fonlar satış yapıyor veya işte Amazon'un CEO'su gibi veya Berkshire Hathaway'in başındaki aslında Warren Buffett'ın satışlarını konuşmuştuk. Veya Nvidia'nın CEO'sunun da satışlarını konuşmuştuk. Şimdi bu satışlardan sonra bir miktar kar realizasyonları gerçekleşti. Şimdi dip seviyelerden hedge fonların alım yaptığı bir döneme de geldik. Piyasa yeni dengesini bulmaya çalışırken risk iştahı açık kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Ama bu sefer daha nesnesel bize somut veriler arıyorlar. Bunu da bilanço kalemlerinde, sermaye yatırımlarında ve elde ettikleri yapay zeka karlılıklarında arıyorlar diyebiliriz Zeynep. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Profesör Sadi Uzunoğlu yayına katılacak. Birazdan görüşelim. Profesör Sadi Uzunoğlu ile sohbet edeceğiz programın bu bölümünde. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yani geçen cumadan beri böyle dalgalı deniz bir piyasa görünümünü, fiyatlamaları takip ediyoruz. Cuma günü tarım dışı istihdam sonrası başlayan dalga, pazartesi Japonya'dan gelen bir başka dalgayla birleşti. Ortaya bir kriz fiyatlaması çıktı. Yani yatışmış görünüyor kısmen ama daha devamı gelir mi gelmez mi, en kötü geride kaldı mı? Bu tabloya tam olarak ne sebep oldu? Hangi görünüm, yani ekonomilerdeki hangi dengeler? Ve de tabii bundan sonra merkez bankaları tarafında ne beklemek lazım? Hem Fed hem Japonya tarafında. Japonya işte biraz geri adım atar gibi oldu. Ne kadar doğru bir yaklaşımdır? Siz ne tarafından bu meseleyi okuyorsunuz? Şimdi benim aslında biraz bakış açım şu, çünkü ani bir duruşa işaret etti piyasalar. Ani bir duruş tehlikesi olabilir mi diye. Yani ani bir duruşun olması Amerika'da ve Avrupa'da söz konusu değil. Çünkü Amerika'daki veriler hala, evet, belli verilerde zayıflıklar var, onu biliyoruz. Özellikle imalat sanayi verileri çok olumlu değil. İş gücü göstergeleri de çok olumlu gibi görünmüyor. Ama diğer taraftan baktığımızda hizmetler sektörüne oldukça iyimser bir hava var Amerika'da. Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor. İşsizlik %4.3. Hala bence öyle çok
tehlike diyebileceğimiz noktalarda değil Amerika'daki işsizlik oranları. Ama benim açıkçası bu olayları açıklama biçimim şu: piyasalar özellikle Fed'i ve gelişmiş ülke merkez bankalarını faiz düşürmeye teşvik etmek için böyle bir oyunu çok hızlandırdı diye düşünüyorum. Bu oyunu oynadılar da diyebilirim. Carry trade bahanesiyle. Evet, belki carry trade'ler için Japonya'dan beklenmeyen adımlar gelmişti, biliyorsun. Japonya'da özellikle hani Japon ev kadınları falan deriz ya. Evet. İşte neyse, kimse bu carry trade'i yapanlar. Şimdi bir kere enflasyon aslında %2'ler seviyesinde Japonya'da. Çok da hani böyle uçuk bir enflasyon rakamı olmamasına rağmen biliyorsun Japon Merkez Bankası'ndan 0.10'dan 0.25'e bir faiz yükselişi geldi. Tabii bunun da öncesine bakmak lazım. Faizi yükseltmeden baktığımızda pariteye, dolar yen paritesine bir 162'lere yükselmişti dolar ve yen paritesi. Şimdi sürekli zayıflayan bir Japon parası var. Sürekli zayıflayan bir Japon parası doğal olarak enflasyonun da yükselmesi anlamına geliyor. Çünkü dışarıdan ithal edilen ürünler daha yüksek maliyetle ülkeye giriyor. Bir enflasyonist baskı başlayabilirdi. Bu değersizleşmeyi durdurmak için Japon Merkez Bankası 0.10'dan faizi 0.25'e yükseltti. Bu da tabii parite bu sefer ne olmaya başladı? 162'den hızla aşağıya doğru geldi. 140'lara kadar düştü. 142'lere kadar geriledi. Yani Japon yeni değer kazandı. Peki Japonya'da Japon yeni cinsinden borçlanıp ucuz faizle bunu dolara çevirmiş olan veya başka ülke paralarına çevirmiş olan, carry trade diyoruz buna zaten. Çünkü yüksek faiz arayışında bunlar. Dolayısıyla bu kesim birdenbire eyvah ne oluyoruz dedi. Hatta Japon Merkez Bankası'ndan daha da bir adım daha geldi, biliyorsun, o dönemde. Biz eğer gerekli görürsek faizleri daha da yükseltebiliriz dedi. Bu tabii ki bir paniğe yol açtı. Ve carry trade'ler birdenbire eyvah, bir taraftan Japon yeni değer kazanıyor. Diğer taraftan faizleri de her an yükseltebilir. Tekrar parite tersine döner, biz de zarar ederiz diyerek piyasada bir panik başladı. Ve bu carry trade ile başlayan panik hemen ardından gelen açıklamalarla sakinleşti. Örneğin Japon Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida bir açıklama yaptı. Ya artık dedi, çok şey değiliz, yani faizleri artırma konusunda çok ısrarcı değiliz diyerek asıl adeta geri döndü. Bu da geri ne kadar sağlıklı bir yaklaşımdır, yani hani piyasanın istediğini yapmak gibi bir algı da yaratmıyor mu? Yani o zaman bir alan açmış olmuyor mu burada, kredibilite açısından bir sıkıntı yaratmaz mı? Doğru Zeynep, çok doğru söylüyorsun. Zaten piyasa istediğini almış oldu. Neden? Çünkü Amerika'dan gelen açıklamalar birdenbire herkes işte faizleri daha hızlı aşağıya doğru, yani Eylül'de kesinleşti neredeyse faiz düşüşünü. Ama hocam zaten Eylül'ü söylemişti, işaret etmişti. Yani bu dalga başlamadan zaten yani... Çok iyi hatırlıyorum, Nikki Timiraos yazdı ki Fed'den çok iyi haber alan gazeteci olarak bilinir. Eylül'de kesin Eylül işaretini kesin verecekti ki verdi zaten. Ama galiba burada hani hızlandırma dediğiniz gibi ve biraz da 25 bas puanı 50'ye çekme işleri biraz hani belki de o en iyimser dönemdeki fiyatlamaya yaklaştırma çabası mı? Tabii ki yaklaştırma çabası, çünkü bu faiz düşerse ne işine yarayacak finansal piyasaların gibi bir bakış açısı olabilir. Ama herkes biliyorsun bütün dünyada tahvile yattı. Yani tahvile yatırdılar. Şimdi faizler düşerse tahvil fiyatları ne olacak? Yükselecek. Bu sefer pariteden kaybettiğini carry trade'çiler nereden kazanmış olacaklar? Bu sefer Amerikan tahvillerinin fiyatları yükseldiği için buradan bu açıklarını kapatmış olacaklar. O nedenle de bir an önce hızlandırın, bir kere de kesmeyin. Efendim çok hızlı bir düşüş olabilir.
gibi bir şey var. Yani evet, bir resesyon beklentisi hemen hemen her şeyde var. Özellikle Amerika'ya falan baktığımızda veya anketlere baktığımızda en azından işte global düzeyde resesyon beklentisi var mı dersek, mesela Mart'la Haziran arasında resesyon beklentisi %38'den 53'e yükselmiş. McKinsey'in yaptığı işte bu yeni rapora baktım. Orada da birdenbire işte resesyon beklentilerinin yükseldiğini görüyoruz. Şimdi tamam, resesyon beklentileri var ama bu kesinleşti mi? Hayır. Yani Amerikan ekonomisinde ev fiyatları düşüyor mu? Hayır. Peki kiralar düşüyor mu? Hayır. Morguçta en düşük düzeylere geldiler mi tekrar? Geldiler. Şimdi böyle bir ortamda hala Amerikan ekonomisinde canlılık devam ederken ve enflasyonda da aslında yüksek enflasyonları, %3'ler seviyesinde bir enflasyon var biliyorsun. Çekirdekleri sanırım 3.3 civarında. Daha 2'ye oldukça yol vardı. Bu hani 80'de yaptıkları, Paul Volcker'ın yaptığı hızlı faiz yükselişi ve enflasyon düşmeden ben bundan vazgeçmeyeceğim diye direnmişti o dönemde. Aynı benzetmeler yapılıyordu bu faizler yükselirken. Şimdi %50'nin üzerinde bir sapma var enflasyonda ve Amerika'da bu faiz artışını sıklaştırmaya çalışmaları da finans kesimi tarafından devam ediyor. Yani bu carry trade maalesef bütün dünyanın başına şu anda dert. Bu oyunlar oynanabilir mi? İşte şimdi Avrupa'dan bekliyoruz. Bir faiz düşüşü daha bekliyoruz. Avrupa istediğini verdi gerçi carry trade'çilere, 0.25 faiz düşürdü ama yani Amerika'dan bekliyoruz. İşte İngiltere gelir ve gelişmiş ülke merkez bankaları faizleri aşağıya doğru çekmeye başlar ve finans piyasalarının istediğini yapmaya gayret edecektir. Çünkü böyle bir türbülansı yaşamak istemeyecektir. Yani piyasa bir anlamda tekrar merkez bankalarına hakim oldu diyebiliriz Zeynep. Dediğin doğru yani. O zaman hocam, yani Fed şimdi Eylül'de yani piyasanın şu an fiyatladığını değil, 25 baz puanı yapar ve ondan sonra da hani bildiği, verdiği mesajlar doğrultusunda devam ederse biz tekrar piyasalarda bir türbülans göreceğiz anlamına mı gelir? Yani şöyle, bence bu türbülansa izin vermeyecekler. Yani bir uyarı niteliğindeydi bu. Onun için biraz biz de panik olduk, herkes panik oldu piyasada. Değil mi? Yani Türkiye'de de yatırımcılar... Tabii buraya da yansıdı elbette, tabii. Yansıdı. Çünkü Türkiye'de de 20 milyar dolar civarında bir carry trade amaçlı paranın olduğunu dolayısıyla burada da tabii bir tedirginlik yaşandı. Fakat dediğim gibi yani ben daha faiz düşüşü için piyasanın 6 kez bekliyordu biliyorsun. Hatırlarsan bunu tabii, tabii. Bir yıl önce konuşmaya başladığımızda 6 kez şey faiz düşecek. Değil mi? Şimdi 3'e ondan sonra hatta Merkez Bankası 1'e düşürmüştü. Ya bir kere düşürürüm ben bu sene demişti. İşte bu zorlamayı finansal piyasalar yapacak. Bu arada tabii ki kar realizasyonları yapmak isteyenler bu işten yararlı da yani kazanmaya çalışacak. Düşünsene işte %10'a yakın Japonya'da endeks düştü. %10 az para değil yani, faizlerin 0.25 olduğu bir ekonomide birisi gidip de bunu en düşük seviyeden almış olsa hisse senetlerini, tekrar biliyorsun endeks toparlandı, toparlanmaya devam ediyor. Şimdi %10'luk bir getiri az bir getiri değil. Yani belki de 10 yılda yapacağı faizle 10 yılda 15 yılda elde edeceği getiriyi bir günde ne yapmış oldu? Bu işi tezgahlayanlar diyelim, ciddi para kazanmış oldu. Evet, biz hep değer kayıplarından bahsediyoruz. Şu kadar kaybetti, şunun değeri bu kadar düştü. Ama birileri de o kadar ne yapmış oldu? Aslında fırsat kollayanlar da o kadar para kazanmış oldu şimdi. Çünkü endeksler tersine döndü. Peki biraz da içeriği konuşalım sevgili Sadi Hocam. Çünkü şimdi yarın enflasyon raporu günü. Ne mesaj bekliyorsunuz? Bir revizyon mevzu bahis olabilir mi enflasyon beklentisinde? Sert, yani şahin tonlu mesajların tekrar edilmesini öngörür müsünüz?
Ben gene Şahin bir rapor çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası diyor ki ya benim dediğimi yapacaksın, hata yapsam da sorun değil. Dolayısıyla bunu siz uyacaksınız ve piyasadaki beklentileri bizim istediğimiz şekilde değiştirmek zorundasınız gibi bir direniş var aslında. Yani böyle bir hani meydan okuma diyelim istersen onu, böyle bir meydan okuma hareketi yaptılar. Yani bize uyun. Biz evet gecikmeler var, doğru, 12-18 aylık gecikmelerle para politikasının etkisi görünür zaten, ekonomide birdenbire hızla görünmez. Şimdi bir de kamunun vergi düzenlemelerinin bir takım sonuçları olacaktır maliyetler üzerinde. İşte gümrükleri de biliyorsun yükseltiyoruz şimdi, işte 150 dolardı, işte 30 dolarlara düşürdük seviyeyi. İşte 30 doların üzerindeki her türlü şeyden vergileri yükseltiyoruz. Avrupa Birliği'nden 18 olan vergileri 30'a yükseltiyoruz. Yani bir anlamda ithalatı cezalandırmaya çalışıyoruz ama yani bu kurla ithalatı nasıl cezalandıracağız onu bilmiyorum. Çünkü hala ithal edilen mallar içerideki üretilenlerden çok daha uygun fiyatla fiyatlanıyor. Çünkü kur ortada. Dolayısıyla Türk parası hızla değer kazanmaya devam ediyor. Enflasyonda da şuna bakmak lazım. Yani evet biz 71'lerden 61'lere enflasyonu düşürdük ama artık yıllık enflasyonu takip etmeyi bir bırakmamız lazım bizim. Aylık enflasyonlara odaklanmamız lazım. İşte aylıkta da 3.23 gibi bir enflasyon vardı. Yani fiyat artışı vardı. Bundan sonra odaklanmamız gereken yıllık değil. Çünkü orada matematik devreye girecek. O yüksek enflasyon devrede olduğu için bizim için yanıltıcı olur yıllık enflasyonlara bakmak. Onun için aylık enflasyonlar bundan sonra bizim için çok daha önemli, takip edilmesi gereken rakamlar. Dolayısıyla 3.23 hala çok yüksek ki kur uzun süreden beri yatay olmasına rağmen kurun enflasyon geçişkenliği çok yüksek dedik. Tamam kuru tuttuk, hala enflasyon çok yüksek. O zaman onu gerçekten enflasyonun nedenini sadece talebe bağlamak işte böyle bir sonuç. Piyasalardaki o tekelci yapılar, üretimsizlik, en önemlisi üretimsizlik. Yani bak bu sene birçok örneğin ayçiçek yağında görüyorsunuz ithalat yapacağız. Neden? İçeride üretimin zaten zayıf. Büyük ithalat yapıyoruz. Hayvancılıkta zaten ciddi bir ithalat var. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta çok ciddi ithalat var. Yani bizim üretimimiz gerçekten içeride talebi karşılamıyor. Bir üretim problemi var Türkiye'de. Yani arz yetersizse tabii ki fiyatlar artacaktır. O zaman ithalat yapan firmanın fiyatlarına herkes ne yapacaktır? Katlanmak zorunda kalacaktır. Çünkü ben getiriyorum kardeşim, benden başka tren yok malı. Dolayısıyla benim fiyatım da bu, ister al ister alma diyecektir. İşte o tekelci yapı dediğimiz rekabetin olmadığı yapılar tabii ki fiyatlamada bu karlılığı, yüksek karlılığı da beraberinde getiriyor. Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın artık bundan sonra söyleyeceği şeyler hep piyasa beklentileriyle ilgili olacaktır. Fiyatlama davranışlarıyla ilgili olacaktır. Ama dediğim gibi bunu tek başına talep, tek başına faizle, para politikasıyla çözmek çok kolay bir şey değil. Belli bir noktaya inecek enflasyon, evet 30'lara kadar gelir ama orada öyle direnç gösterir ki ondan sonra aşağıya çekmek için gerçekten işletmelerin birçoğunu kaybedebiliriz yani. Çok ciddi bir baskılayarak içeride kredilere bakıyorsun. Kredilerdeki artış şeyden arındırırsak bu kur artışından arındırırsak %15 gibi bir artış var kredilerde yılbaşından bu yana. İşte %13.8 TL kredilerdeki artış. Enflasyon kaç ülkede? Enflasyon 30'un üzerinde enflasyon 6-7 ayda. Yani krediler çok kısıtlı miktarda artıyor. Bu da işletmeler açısından ciddi bir sıkıntı demek. Zaten ciddi bir likitte sıkıntısı var piyasada. Talep yetersizliği nedeniyle ciddi bir likitte problemi yaşanmaya başlandı. Bunu da zaten her sektörde görüyoruz. Yani A'dan B'ye kadar hemen hemen her sektörde gidip sorulduğunda talep var mı diye sorun. Yani işletmeler size söylesin talep olup olmadığını.
Yani talepten mi kaynaklanıyor gerçekten bu fiyat artışları? O zaman da çok daha net anlaşılacaktır. Talep falan çok iyi bir şekilde düştü. Herkesle, ben de esnafla konuşuyorum, işletmelerle konuşuyorum, gözlemliyorum en azından. Yani çok ciddi anlamda bir talep problemi yaşanmaya başlandı ekonomide. Bu da çok ciddi bir sıkıntı oluyor maalesef reel kesim açısından. Hocam çok çok teşekkürler katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için. Burada programı noktalayalım. Ekrandaki son dakikayı da seslendireyim ben. İş Bankası ikinci çeyrekte 15,1 milyar lira net kar elde etti. Beklenti 14,6 milyar liraydı diyerek bu bölümü noktalayalım. Birazdan 60 dakika var, orada yeniden görüşelim.